Set 39'un çözümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Hemen bakalım. İfadesi bir tek sayıymış. Bakın arkadaşlar bu eşittir bir tek sayı oluyor gördüğünüz üzere. Böyle bir durumda kesinlikle bölme işlemini kullanmayacaksınız arkadaşlar. Burada sanki şöyle çapraz çarpım yapıyor gibi yazacaksınız. Yani 3A artı 5B eşittir 7 çarpı C çarpı tek bir sayı burası da. Şimdi bu durumda hangisi her zaman doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi bu durumda ne olacak bakalım. Şimdi ihtimalleri düşünelim arkadaşlar. Şimdi eğer. C tek bir sayıysa, C tek bir sayıysa o zaman arkadaşlar şöyle yazalım hatta A, B, C. C tek bir sayıysa şimdi 3A artı 5B'nin de tek gelmesi gerekiyor. O zaman bunların birinin sonucu tek, diğeri çift veya biri çift, biri tek olacak. Yani o zaman çift tek veya burası tekse şöyle çift tek böyle olabilir. Bunlar ihtimaller dışında. İhtimaller içerisinde. Eğer C çiftse, C çiftse arkadaşlar, C çiftse bu durumda şuranın toplamı buranın toplamı da çift olacak ya ya tek tek ya da çift çift olacak. Yani bu çiftse burası tek tek olabilir. Bir de şuraya da yazayım. Bu çiftse bu da çift çift olabilir. İhtimaller bunlar. Şimdi hangisi her zaman doğru diyor. A eksi B eksi C. A eksi B eksi C çifttir diyor arkadaşlar. Bakalım doğru mu? Şimdi A eksi B eksi C. Bakın burada oldu. Burada oldu. Burada oldu. Burada ne? Çift çift çift. Burada da oldu. Vallahi arkadaşlar bu her türlü oluyor gibi. Bakın çift tek tek, tek tek çift, tek tek e, çift burada da, burada tek çift tek, çift 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 hepsinde oluyor. Bu gezin doğru. bir doğru her türlü oluyor. A artı B tek ise, A artı B tek ise C tektir. Bakalım A artı B tek ise C tek mi? Burada tek. A artı B tek ise C tektir. Bakın arkadaşlar A artı B tek, A artı B tek, C de tek. Bu doğru. B çift ise C tektir diyor. B çift ise C tektir diyor. Hayır arkadaşlar. B'nin çift, C'nin de çift olduğu var. O yüzden bu olmaz. Cevabımız 1 ve 2 oluyor. Burada arkadaşlar şu tabloyu oluşturmak çok önemli bu arada. Mesela sınav sorularında da böyle tablolar oluşturmanız gerekiyor. Çünkü eğer bunu şöyle yaparsanız çiftse tek, tek çift kafanızda yapmaya çalışırsanız en büyük hatayı burada düşmüş olursunuz arkadaşlar. Bu soru için diyeyim. Şimdi hemen gelelim arkadaşlar bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz bu. Diyor ki x, y, z birer tam sayı olmak üzere x, y artı 7 bölü z eşittir 11 olduğuna göre ifadelerin hangisi doğru olabilir diyor. Şimdi biz yine bölmeli işlem sevmeyeceğiz. Hemen çapraz çarpma yapacağız. Ne oldu? 11 z eşittir x çarpı y artı 7. Şimdi hemen şöyle düşünelim arkadaşlar. Bu kesin ne oldu? Şurası tek. Şimdi bakıyoruz. Mantıklı düşünelim. X, Y, Z tek sayıdır. Olabilir mi? Bakın arkadaşlar bu tek olursa, bu da tek olursa, bu da tek olursa şunların toplamı çarpımı tek olur. Tekle teki toplarsam sonucun çift çıkması gerekiyor. Ama 11 ile teki çarparsam sonuç tek olur. Bu olmaz. Bunu bir hemen silelim aklımızdan. Şöyle gelelim. Bu gitti. Geliyoruz buraya. X, Y, Z çift sayıdır. Arkadaşlar çift çift olursa bunun çarpımı çift olur. Ama burada tek bir sayı var bakın görüntüde. Toplarsak bunun sonucu tek olur. E, z de çift olursa Orası da çift olur. Çift teki eşit olur. Bu da olmaz. Bu da gitti. Bunu da siliyoruz hemen. Bu ihtimalden de çıktık. Bu da yanlış. X ve Z çift. X ve Z çift. Bu da çift. Bu da çift. Böyle bir şey olabilir Y de tek sayı. Bence bu da olamaz. Çünkü burası ne olur? Çift olur. Yine artı burası tek olur. Şuranın sonucu yine çift çıkar. Bu da olamaz arkadaşlar. Bu durumda çift artı tek ne olur? Tek olur. O yüzden bu da olamaz. Bu da gitti. Bunu da siliyorum. Bu da gitti. Y ve Z tek x çifttir diyor. Y ve z tek tek olursa çarpımları tek olur. Şimdi 7 de tek bir sayı. Tekle teki toplarsak çift olur. Z de çift olursa arkadaşlar vallahi sonucu bunun da çift olur. Çift çife eşit olur. Bu olabilir. Cevabımız burada denizli oluyor. Gayet hoş bir soru arkadaşlar burada. Şimdi bakalım. 5 raflı bir kitaplıkta ikinci rafta kitap sayısı 5. rafta kitap sayısından 3 fazla. 1. rafta kitap sayısı ise 4. rafta kitap sayısından 2 eksiktir diyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar mantığımız şu. Hemen şöyle yapalım. Şimdi bizim burada öncelikle raflarımıza bakalım arkadaşlar. Kaç? Birinci raf, ikinci raf, dördüncü ve beşinci raf. Şimdi diyor ki ikinci rafta kitap sayısı, beşinci rafta kitap sayısından üç fazla. Şimdi ikinci raf, beşinci raftan üç fazla. O zaman buraya a artı üç dersem buna da a derim. Doğru değil mi? Birinci rafta kitap sayısı, dördüncü rafta kitap sayısından iki eksik. O zaman buraya b dersem buna da b eksi iki derim. Buraya kadar bir soru yok. Aralarındaki durum aldım. 4. ve 5. raftaki sayıların kitapları toplamı. 4. ve 5. yani A artı B neymiş? Tekmiş. İki şeyin toplamı tekse biri çift biri tek veya biri tek biri çift olacak. Doğru değil mi? İhtimaller bunlar. Buna göre 1, iki ve 3. raftaki 3. raftaki e, kitapların sayıları aşağıdaki hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Şimdi 3. raf burada nerede? Burada yok. Bu 5 raflı kitaplıkta. Tamam. Toplamı tek sayı olduğuna göre birinci, ikinci, üçüncü raftakilerin hangisi olamaz diyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi biz burada bakın A çiftse A çiftse B tek. Şimdi A çiftse arkadaşlar burada hemen bakalım A'nın çift olduğuna. A çiftse çiftle üçü toplarsak tek olur. Yani o zaman burada ikinci rafta tek varsa ikinci rafta tek varsa yani A çiftse B de tekmiş. Tekten iki çıkarsa o da tek olur. Tek tek. ikisi de tek tek olabilir. İkisi de tek tek olabilir arkadaşlar bu durumda. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Eğer A tekse tekten teki toplarsak o zaman sonucu ne olur? Çift olur. B de çiftse çiftten çift kadar çift. Yani o zaman A ve B yani birinci ve ikinci raf tek tek veya çift çift olacak. Bakın çift çift, çift çift, tek tek, tek tek, tek çift. Bu arkadaşlar hayatta olamaz birinci ve ikinci raftaki durum. Üçüncü rafın konumuzu da bir alakası yok gibi görünüyor şu an. Birinci ve ikinci rafa bakacağız. A ve B ile ilgili yorumlarımızı yaptık. Geldik burada birinci ve ikinci rafla ilgili yerine yazdık arkadaşlar. Burada ya ikisi de tek tek ya ikisi de çift çift olacak. Olmadı şıkta Edirne oldu. O yüzden Edirne olamaz. Bunun sonucu diğer setlerle devam ediyoruz.